Biyanet, Medyascope, Duvar, T24. Fonladık ama yeterli performansı alamadık. Ruşen Çakır, Osman Kavalar. Vay alçak satılıklar. Yani durduk yere başka bir ülke niye senin gazetecine para verir? Herkese merhabalar. Gündemden uzak kalmayalım dedik. Malum panu Fondaş Medya. Basının, daha doğru terimle gazetecilerin, habercilerin beslenmesi yeni bir olay değil. T Osmanlı döneminden, Tanzimat'tan, Meşrutiyet'ten beri kalemini satan çok adam olmuş. Bunların en bilinenleri Ali Kemal, Abdullah Cevdet. Bunlar Kurtuluş Savaşı'ndan önceki dönemden, ta Osmanlı son döneminden başlamışlar başkaları için yazmaya. Vizyon Türklere, bir İttihat Terakki'ye, bir saraya yaklaşmışlar. O zamanlar fonlanma işleri tabii daha nazik mektuplaşmalarla falan oluyormuş diyelim. Hatta yazmak için değil de yazmamak için bile kendini besletenler olmuş. Kimi zaman devlete, kimi zaman İngiliz Muhipler Cemiyeti'ne yazılarak kalem oynatmışlar. Yani bugünün fondaşlarıyla aralarındaki tek fark zaman farkı. Biz söze girerken Ahmet Kekeci rahmetli analım, rahmetlinin 17 Temmuz 2020'de yazdığı bir köşe yazısını hatırlatmak istiyorum. Kısaca vay besleme vay demişti. Orada bari yazıda kısaca Center for America adındaki düşünce kuruluşunun raporundan alıntı yapmıştı rahmetli Ahmet Kekeci. Raporda ilk kez bir ABD düşünce kuruluşu Türk medyasına verilen desteği isim isim sayıyordu. Biyanet, Medyascope, Duvar, T24 bunlardan sadece 4'ü. Raporda ilginç bir şey vardı yalnız. 2016-2019 arasında yapılan fon miktarının, yani fonlanma işinin 6 kat arttığını ifade etmelerine rağmen bir de serzenişleri vardı. Fonladık ama yeterli performansı alamadık diye. Ama ayrıca raporda fonlama işine devam edileceği de söyleniyordu. Bir kılçık atalım ortaya. Ya durduk yere en az fonlananlar kadar şaibeli bir basın kuruluşu ya da medya kuruluşu olan Oda TV durduk yere bu şeyleri, fonlanan medyayı niye açık etti? Bayram değil, seyran değil. Fonlanan medyada çalışan ben olsam oturur düşünürüm. Acaba patron benden memnun değil mi? Oyuncu değişikliğine mi gidiyor? İstenen performansı veremedim mi? Yoksa başka fondaşlara gel gel mi yapılıyor? Oda TV durduk yere bunu niye fahiş etti? Bir beni de görün durumumu var. Evet, fonlanan bu dijital medyanın en çok konuşulan ismi Ruşen Çakır'ın Medyascope oldu. Medyascope, buzdağının yalnızca görünen yüzü, buna ilave edemeyeceğimiz öyle çok medya kuruluşu, sözde kadın dernekleri, STK'lar var ki isim isim anlatmak lazım, ona zaman yetmez. Biz de geleneği bozmadan Ruşen Çakır'dan başlayalım. Buyurun, bu Ruşen Çakır'ın bir yayın kuruluşunun Washington temsilciliği yaptığı dönemden kalma haberi. Pentagon'un Türk gazetecileri. Beyaz Saray'ın fonladığı gazetecilerden 4'ünün Türk olduğu ortaya çıktı. Haberin devamı kabı tabirle vay alçak satılıklar tadında devam ediyor. İşte o dönem bir tane devlete çalışan vakıf bu adamları fonlamış. Maaşları da o şirket üzerinden ödeniyormuş. Bravo Ruşen Çakır. Hiçbir medyum böyle bir öngörüde bulunmadı. İşte bu çok öngörülü Ruşen Çakır'ı gizli olaylarında verdiği resimle de hatırlıyoruz. Hani vandalların yamyası ettiği, üstünde de iğrenç sloganların atıldığı NTV canlı yayın aracında kahraman diriliş cedalarında bir poz vermişti. O zaman NTV'de çalışıyordu. Ruşen Çakır'ı daha eskilerden Nokta Dergisi kapak resminden hatırlayanlar da var. Biz o kısmı hiç girmeyelim. Ruşen Çakır'ın 2015'te kurduğu Medyascope YouTube üzerinden podcast yayın yapıyor. Kuruluşundan beri Kırıs Vakfı'ndan düzenli fon bağışı almış. Yaklaşık 470 bin dolarlık bir fon. DVD kulak. Zaten fon vakfının resmi internet sitesinde onaylanmış fonlar kısmında ilan ediliyor. Herkese de açık. Peki Ruşen Çakır'ın gezi kalkışmasıyla başlayan tuhaf medya faaliyetleri ve Medyascope macerası nasıl devam etmiş? Biz sadece 2016'nın ilk 7 ayına bir göz atalım. Ruşen Çakır'ın Şubat 2016'dan Temmuz sonuna kadar daimi bir konuğu var. Konuk gelmiyor, o bağlanıyor. Konuğun interneti kesiliyor, o bağlanıyor. Bir olay terör saldırısı oluyor, o bağlanıyor.
O kim? O Henry Barclay. Henry Barclay kim? 15 Temmuz işgal girişimiyle ve FETÖ terör örgütü ile olan ilişkileri sebebiyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından kırmızı bültenle aranan adam. 15 Temmuz'da konuk yine Henry Barclay. Roşen diyor ki, bizim konukların interneti yoktu, çekmedi, çekmeyen yerlere gittiler. Tesadüf, Henry de buradaymış. Henry nerede? Henry, Büyükada'daki Splendid Otel'de. Splendid Otel'in sembol bir özelliği var. Splendid Otel, İngilizler İstanbul'u işgal ettiğinde 3 yıl boyunca İngiliz askerine karargahlık yapan bina Büyükada'da. 15 Temmuz darbe ve işgal girişiminde Splendid Otel'in konukları arasında Graham Fuller var, Henry Barclay var. Bazı ülkelerden isimler, CIA ajanları ve 5 tane de Türk var. İşte 15 Temmuz darbe ve işgal girişiminin olduğu gece, darbe girişiminin başlamasından hemen önce Ruşen'in konuğu yine Henry Barclay. Çünkü konukların interneti kesilmiş, Henry de tesadüfen İstanbul'daymış. Yersek. Bu olaylar ortaya döküldüğü zaman fondaşlar isim sahneye çıktığı zaman işte sosyal mecradan da onların destekçileri sahneye fırladı. Canan Kaftancıoğlu işte ya fonlanır ama ne olacak yani tarafsızlığına etki etmez dedi. Şu fazla kazlı arkadaşları Hoşen abinin tarafsız yayıncılığına kefil oluruz dedi. Bir de sürpriz. Bazı muhafazakar abiler de yani herkes birbirini fonlayabilir. Ne var bunda diye fondaşlığa bir nevi caizdir demeye getirdiler. Hatta utanmadan üstüne dediler ki ya Yunus Emre ve Tikka Vakfı'nı da Türkiye fonluyor. İki şeyi aynı torbaya doldurmak kadar hadsizleştiler. Sahiden emperyalist Amerika, Kuzey'in buzlu Norveç'i, İsveç'i, Birleşik Arap Emirliği, Suudi Arabistan'ı dahil bizdeki basın özgürlüğü hakkında niye bu kadar fedakarlar? Elini cebine atan büyükelçilikler bile 60 bin dolardan başlayan paraları niye sıçıyor bu bizim özgür medyaya? Sahi tilkiler niye tavuklara özgürlük istiyor? Biz gelelim bu Charis Vakfı'na. Texas Irving şehrinde bir aile vakfı. Charis de iyilik anlamına geliyormuş. Bunlar çok dertlenmişler Türkiye'deki STK'lar ve özgür medya, özgür basın için. Musluğun ağzını Türkiye için açmışlar. Amerika'da da bir şeyler dağıtıyorlar ama asıl büyük hediyeleri de destekleri Türk medya ve STK kuruluşlarına. Ama sürpriz, Wikileaks'ten bir belge. Charis Vakfı'nın başkanı hanımefendi ta 2001'de Stratford'dan rapor istiyor. Raporun içeriğini Güneydoğu'da Türk askeri hareketinin faaliyetlerini istiyor. Ah vakıf değil miydin sen? Hani sen özgür medyaya falan destek veriyordun? İşte bu vakfın fonladıklarından birisi Roşen Çakır. 470 bin dolar kadarcık almış ama Roşen Çakır sadece buradan değil Norveç, İsveç vesaire götürmüş. Ya bunların hepsi de bilinen şeyler. Yalnız sürpriz, vakfın en fazla fonladığı isimlerden birisi Anadolu Kültür Vakfı. Kim bu Anadolu Kültür Vakfı? Osman Kavala, Kızıl Soros. Hatırlayın. Gezi'yi fonlayan isim şu anda o sebepten Gezi kalkışmasıyla ilgili suçlamalardan dolayı yargılanıyor. Osman Kavala'nın Anadolu Kültür Vakfı'nın sitesine şöyle bir girin bakın. Bir sürü süslü püslü cümlenin arasında bir tane ana fikir. Böyle kabak gibi duruyor. Her ne olursa olsun Ermenistan'la daima diyalogda olmak. Başka kimleri fonlamış bu Charis teyze? Charis teyze kimleri fonlamamış ki? Mor Film Kadınları'nı, Mor Çatı Derneği, Boğaziçi Üniversitesi Vakfı, Sabancı Üniversitesi, düzenli fonladıklarından biri TESE, Mezopotamya Vakfı. Ama tıpkı Ruşen Çakır'ın medyaskopu gibi Charis Vakfı da buzdağının görünen yüzü. İşte yani durduk yere başka bir ülke niye senin gazetecine para verir? Çok mu umurunda Amerika'nın senin özgürlüğün ya da basın özgürlüğün? Ya da Norveç'in umurunda mı senin nerede hangi faaliyeti yaptın? Sonra buna ya işte özgürlük, demokrasi kılıfı uydurmaya çalışanların ağzına mümkünse tuvaletleriyle işlem yapın. Yemeyin diyorum. Fondaj faaliyetleri yeni değil. Bugün içlerinden biri fahş etti diye çözülmüş de değil. Bir an önce bazı yasal düzenlemelerle bu işin önüne geçmek lazım. Biz sadece buzdağının küçücük bir kısmını aktarmaya çalıştık. Başka bir açılardan konuya dikkat çekmeye çalıştık.
Şimdilik sözümüze burada nokta koyalım. Başka yayından görüşmek üzere.